Baktığımızda bütün haberlerde, bütün yorumlarda hep bir 14 günden bahsediliyor ama şimdi baktığımızda 12 gün var önümüzde. Çok az bir zaman var ve bu 12 gün acaba ikinci tur için nasıl değerlendirilecek? Ne dersiniz bu konuda? Bu 12 günü çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çok daha fazla çalışmak gerekiyor. Daha önceki çalışmadan, yapılmış olan planlamadan daha fazla çalışma gerekiyor. Çünkü bu son 12 gün, 2 hafta değil 12 gün Türkiye'nin kaderiyle ilgili olan gün. Yani bundan sonra tuh vah vah demek hiçbirimize yakışmaz. O nedenle yeni bir strateji oluşturmalıyız. Şimdi önce şunu söyleyelim Bilge Hanım. Birinci turda Recep Tayyip Erdoğan kazanmadı. Birinci turda Recep Tayyip Erdoğan başarılı olmadı. 2018'e bakarsanız Recep Tayyip Erdoğan ve partisinin oyları aşağı yukarı 76 ilde düştü. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan sanki önde daha fazla oransal anlamda oy almış da öndeymiş ve kazanmış gibi görünmesi kimsenin moralini bozmasın. Baktığınızda toplumsal muhalefet, Türkiye'de bugün yaşamı zorlaştıran bir ucube sistemin içerisinde yaşayan insanlar koşarak seçim yerine gittiler. Şimdi ben oy kullanırken yani aşağı yukarı 19 seçime katıldım siyasete girdiğimden bugüne kadar. 19 seçimde görmediğim bir heyecan, bir coşku ve bir kalabalığı oy kullandığım yerde gördüm. Yani insanlar bu ucube sistemden ve bu ucube sistemi kuran saray şürekasından bıkmış ve bir an önce gitmesi doğrultusunda sabahın erken saatlerinden itibaren sandıkların başındaydı. Uzun kuyruklar vardı. Yani her zaman öğleye doğru kuyruklar olurdu. Sabah vardı. Akşamleyin izlerken, sayımları izlerken, bu arada özellikle size ve Tele1'e çok teşekkür etmek isteriz. Çok yoruldunuz o gün ve Türkiye'de çok önemli bir şey yaptınız aslında. Yani bundan önceki AKP seçimleri çalma, yönlendirme, işte biraz evvel Yeşil Sol Parti'nin temsilcisinin söylediği gibi hileler yapma noktasında olan AKP'yi yakaladınız ve verdiğiniz bilgilerle son derece önemli bir şekilde konuyu farklı bir yöne getirdiniz. Yani olması gereken yere getirdiniz ve gerçekleri görmemize müsaade ettiniz. Bu arada bu sizin yayınlarınız dolayısıyla da özellikle bir saate yakın bir süre Yüksek Seçim Kurulu oyla ilgili açıklamalar yapmadığı dönemden sonra birden Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarının arasında fark olduğu, tam tersi olduğu bir gerçeği de tespit etmemize vesile oldunuz. Bu önemli. Şimdi o gün, o saatte neler yapıldığını açıklaması gerekiyor Yüksek Seçim Kurulu. Yani daha önce Kemal Kılıçdaroğlu oransal anlamda %48 nokta devam ederken Recep Tayyip Erdoğan da %44 olurken birden yerleri değişti oranların. Ne oldu? Bu aşağı yukarı %3, %4'lük bir oyun kayması demektir. Nitekim biraz evvel Yeşil Sol Parti'nin değerli temsilcisinin açıkladığı oyunların yapıldığı kuşkusu var içimizde. Yüksek Seçim Kurulu sabıkalı bu konuda biliyorsunuz. Yani bundan önce de benzeri olaylar yaşandı ve şöyle dediler, işte jeneratörlerin arasına kediler girdi gibi. Ama biz şunları çok iyi biliyoruz ki çöp tenekelerinden oylar bulduk. Bu nedenle şunu söylemekte yarar var. Şimdi en son verilen Yurter'in verdiği açıklama da çok önemli. O da yurt dışında Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok fazla oy aldığı yerlerde seçim süresini 2 güne indirmeleri ama diğer yerlerde böyle bir şey yapmamalı. Şimdi bakın baştan itibaren Yüksek Seçim Kurulu'nun sabıkasını gözler önüne sermekte yarar var. Çünkü ikinci seçime giderken bu bilinçle toplumumuz hareket etmeli.
aday olamayacak olan Recep Tayyip Erdoğan'a aday yaptı. Aday olamayacak olan bakanlar aday oldu ve milletvekili seçildi. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararların hepsine baktığın zaman yasalara uymayan kararlar almakta sürekli. En sonunda yurt dışındaki bu biraz evvel yaptığı ayrımla ilgili evet. Karar. Buradan şunu çıkarıyoruz ki bu seçimin sonunda mutlaka halk iradesi Yüksek Seçim Kurulu'nda inecek. Evet. Ben başta dedim ki AKP seçimi kazanmadı, Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmadı. Çünkü biz yurttaşlar, seçmen olan 64 milyon insan devletin gücüyle mücadele ettik. Bizim karşımızda sandığın önünde onlar duruyordu, devlet duruyordu. Devleti AKP işgal etmişti bütün yetkilileriyle, valileriyle, polisleriyle, var olan sandık kurulu başkanlarıyla, memurlarıyla yurttaşın serbest iradesiyle vereceği oyu engelleme doğrultusunda her şeyi yaptılar. Yani kimlik, hani sizin seçmen kartınız dediler, kimliğimiz var, gerek yok ki dendi, hayır veremezsin diyen